bize hep erkek egemen bir din anlatıldı. Erkeklerin mücadele ettiği, erkeklerin peygamber olduğu, erkeklerin belirlediği, erkeklerin devlet başkanı olduğu filan filan. Hatta hadis diye bazı kadından yönetici olmaz, eğer bir ülkenin başında kadın yönetici ise o ülke iflah olmaz filan diye böyle hadisler filan da ve hadis diye böyle bunlar filan da anlatıldı. Zaten Kur'an'da kıssaların çoğunda da tabi bazı yerlerde kadınlardan anlatılır ama Meryem'inki apayrı bir şey. Olay. Tek başına mücadele eden bir kadın. Dik duran bir kadın. Yılmayan bir kadın. Ve o bozulmuş, yoldan çıkmış, ehli kitap bir toplumun içerisine yine dik durabilmiş, kendini ispatlayabilmiş, her şeye rağmen, bütün zorluklara rağmen vahyi terk etmemiş. Benim bu Meryem suresindeki Hazreti Meryem'i hayatından anladığım, gördüğüm, bildiğim şey bu. Hani sel gider kum kalır derler. Bana Meryem suresinden aklında ne var, ne hatırlıyorsun dediklerinde gerçekten Meryem'in kendi toplumuna meyletmeyişi, doğu tarafında bir yere çekilip kendi başına mücadeleyi göze alması, bütün zorluklara rağmen, onun çok canını yakmasına rağmen oğlunu hak yolda yetiştirip ve misyonu oğlu üzerinden devam ettirmesi. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Şartlarımız ne kadar zor olursa olsun, ne kadar sıkıntıya düşerse de düşün. Kendiniz mesajı veremiyorsanız, iyi çocuklar yetiştirin, çocuklarınız sizin misyonunuzu devam ettirsin. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz Meryem gibi çocuk yetiştirmek yerine kendi çocuklarımızı mevcut sistemin çarkları içerisine sokmaya çalışıyoruz. O sistemin çarkları içerisine çocuklarımızı sokup o çocuklarımızın orada iyi para kazanması, iyi bir mevki makam sahibi olmasını, gönlümüzden tabii namaz kılmasına falan geçiyor. Ama o çarkların içerisine giren çocuk yara almadan, kafası ve gözü kırılmadan, imanı bozulmadan gerçekten kendini koruyabilir mi, muhafaza edebilir mi, bir yerlere gelebilir mi? O da ayrı bir soru işareti. Yani işin bu boyutuna da bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Fakat Meryem İsa'yı yetiştirmiş, muvaffak olmuş. Demek ki o zaman biz de kendimizi anlatamıyorsak ki anlatamıyoruz bugün. Ben Kur'ancıyım diyenlere bile anlatamıyorsun lafı. Ben okudum, üniversite bitirdim diyen profesöre bile anlatamıyorsun. Yani herkes belli bir görüş edinmiş. O görüşten zerre miktarı sapmak istemiyor. O zaman bu durumda ne yapmak gerekiyor? Kendi çocuklarımızı, kendi çevremizi daha iyi yetiştirmenin yollarına da bakmak gerekiyor. Benim Meryem'in kıssasından edindiğim şey bu. Daha sonra biliyorsunuz burada Zekeriya Aleyhisselam'dan bilgi var. İbrahim Aleyhisselam'dan bilgi veriliyor. Çeşitli kıssalardan Allah bize burada anlatıyor. Surelerin sonlarına doğru da iman edenlerin cennete gideceğini, efendim, Allah adına yalan söyleyenlerin, Allah'a çocuk isnat edenlerin cehenneme gideceklerini, yani Allah'ın eşi yok ki çocuğu olsun diye biliyorsunuz, Enam suresinde bir örnek vardı. Burada da aynı şekilde Allah'a çirkin bir iftira attığı, neredeyse bundan dolayı gökler paramparça olacak, yer çatlayacak ve dağlar yıkılıp göçüverecekti. Yani Allah'a çocuk isnat etmenin bu kadar Allah'ın istemediği ve kötü bir şey olduğunu Allah orada bize bildiriyordu. Yani benim genel olarak Meryem suresinden anladıklarım bunlar. Sizin sureyle alakalı eklemek istedikleriniz, vermek istediğiniz bir mesaj varsa siz de söyleyin onu. Ondan sonra Taha suresinden devam edelim. Ben de Meryem suresinde özet olarak Zekeriya peygamber, Meryem, İsa ve Yahya. Bunu anlatıyor. Ama bunu da anlayan bir tane insan yok diye düşünüyorum. Yani yok. Evet, yani bir de hocam bu Meryem kıssası bir film çevirdiler biliyorsunuz. Meryem bir çocuk, Zekeriya Aleyhisselam yaşlı, beli bükülmüş,
Yahudilerin bir mabedi var. Zekeriya da onların içerisinde. Onlarla anlaşamıyor belki ama o mabede götürüyorlar, Meryem'i veriyorlar. Zekeriya aleyhisselam sadece onun odasına girip çıkıyor. Bir bakıyor, orada türlü türlü meyveler, muzlar, her şey var. Nereden geldi bu diyor. Allah'tan geldi bana bunlar diyor Meryem. Böyle ilginç şeyler. Yani bu Hristiyanların veya Yahudilerin anlattığı bu kıssa, bu hikaye ben Müslümanım diyen kitle tarafından benimsenmiş. Ve sürekli Meryem insanların, Müslümanların zihninde işte o kız çocuğu kendini onlardan korumuş. Zekeriya yaşlı dedesi onu orada büyütmüş. Dolayısıyla zihninde o film tarafından kirli bilgi olan bir toplum Meryem'i ve Zekeriya'yı anlaması mümkün değil. Mesela Zekeriya'nın derdine bak burada. Kendisiyle beraber veya kendisinden sonra bu misyonu devam ettirecek insan istiyor. Meryem de aynı şeye hizmet ediyor. Çünkü kimse bunların dediklerini kabul etmediğinden dolayı bir yol bulup misyonu devam ettirmeye çalışıyorlar. Yani o zaman biz de bir yol bulup bu Kur'an nasıl daha iyi anlaşılır, bu misyon nasıl devam ettirilir, kendimize oradan bir yol bulup devam etmemiz lazım. Hani her ne şart olursa olsun Allah diyor ya, Müslüman olanlar ancak Müslüman kadınlarla, Müslüman kadınlar da ancak Müslüman erkeklerle evlenebilir. Başka alternatif yok. Her ne şartta olursa olsun. Ya evlenmeyecek, evlenirse herkes de Müslüman olacak. Başka alternatif yok diyor Kur'an. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, yine Kur'an'da geçen ruhu muhatta diye manası insanlar tarafından anlaşılmaz diyen ifadeler olarak anlatılır. Oysa Kur'an bu harflerden meydana gelmiştir diyerek işe başlıyor. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. Yani bu Kur'an muttaki olanlara, Bakara suresi 2. ayette bu Kur'an Allah tarafından indirilmiş, muttaki olanlara yol gösterici olan bir kitaptır diyor. Yol gösterdiği olduğuna göre bu Kur'an güçlük çekmek için değil, insanları düze, doğru bir istikamete, ebedi hayatta cennete götüren bir kitaptır. Götürmeyi ilkelerini sunan bir kitaptır. Hani onlar dağı yükseltmiştik diyor İsrailoğullarına. Fakat onlar dağı üzerine göçecek sandılar. Yani inandığı davada küçücük sıkıntı çeken insanlar dünya hayatında sanki o dinden kaynaklandığını, inandığı dinden kaynaklandığını zannediyor. O dinden ayrılmak istiyorlar. Oysa bu din zahmet ister, çaba ister, sarp yokuşa göğüs germek ister, bir yoksulun elinden, bir ihtiyarın, efendim bir gücü yetmeyenin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba göstereceksin ki, bunlar da sana zor gelen bir şeydir ama sen bunlarla ahiret aleminde ebedi bir cenneti kazanıyorsun. Mesajı veriyor. Yani bu Kur'an elbette inananlar, inanmayanları ayıran, inananlar için dosdoğru yol gösteren bir kitaptır. İşte Rabbim Allah'tır deyip dosdoğru yol tutturanlar var ya, işte kurtuluşta olan onlardır. Onların yolunu da
İşte bu Kur'an gösteriyor. Yani biz Allah'ı nereden tanıyoruz? Nasıl Allah'a ibadet ve kulluk yapacağız? Bu Kur'an öğretiyor bize. Ve biz de bu Kur'an'dan hesaba çekileceğiz. Allah'ın da söylediği o. Onun için bu Kur'an'a iyi çalışmamız gerekiyor. İçi titreyerek korku duyanlara ancak öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Hani Zümer suresi 23, Nahl suresi 2. ayette aslında yine biz bu Kur'an'ı bir daha indirmiş olsaydık daha paramparça olurdu. Yani onun doğruluğu, onun hak, hakikat olduğu karşısında titrerdi, paramparça olurdu, boyun eğerdi, mesajı veriyor. İşte içi titreyerek korku duyan, yani buradaki içi titreyerek derken her insanın öz içinde iki tane teklif sunucu melek var. Bunlardan birisi İblis, bu Kur'an'ın Allah'tan olmadığını insanlara fısıldayan bir melek. Biri de takvadır. Takva da işte hani şehrin öbür tarafından koşarak bir adam geldi. Bu Kur'an'ın hak olduğunu, o peygamberlerin söylediklerinin gerçekten hak hakikat olduğunu, onlar söylerken ücret alıcı değildir ifadesiyle diğer insanlara mesaj veren bir vahiyle olgunlaştırıyordu. Yani içi titremek demek toplum dilinde vicdan, takva dilinde, Kur'an dilinde takva ses gitti mi? Hayır, gitmedi hocam. Pardon, şeydi kesildi de. Kur'an dilinde takva, psikoloji dilinde üst ben olarak her insan doğrunun ve yanlışın hakikatini fark ediyor. İşte anlayamadığı, anlamakta güçlük çektiği konularda da Kur'an onu aydınlatıyor. Yani Allah'ın nebilerle gönderdiği vahiy bilgilerle o takvanın sesi tıpatıp uyum halinde olduğunu anlatıyor. İşte ey mutmain olmuş nefis, sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak ona dön ifadesini kullanırken bu anlam taşıdığını kanaatindeyim. Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir. Yani yeri ve yüksek altındaki ayetle bunu bütünleştirelim. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Yani yeri, gökleri ve yeri altı günde yaratan ve arşa istiva eden ifadesi kullanıyor. Yani göklerde ve yerde ne varsa istiva etme kelimesi Yahudi ve Hristiyanların anladığı gibi altı günde Allah yarattı, yedinci gün dinlendi değil. Aslında altı aşamada bu kainatı yarattı ve yaratmış olduğu her varlıkta kendi bilgilerini gösterdi ve tecelli etti. Yani Hazreti Musa'nın ey Musa, Musa dediği zaman Allah'ım ben seni görmek istiyorum. Hayır göremezsin diyor Allah da. Hayır görmek istiyorum. O zaman karşı dağa bak diyor. Yani göğe bak, yıldızlara bak, aya bak, güneşe bak, kendine bak ifadesiyle. Yani ben yaratmış olduğum o her varlıkta ben kendi bilgilerimi onda görürsün. Hani Allah iki Resul'den bahsediyordu. Bu çok önemli. Birisi insanlardan olan Resul, birisi de meleklerden olan Resul. İşte meleklerden olan Resul'ü de o meleklere kodlanmış olan bilgiyi çözüp onu anlamakla
onun detayına girip inceleyip fark etmekle işte meleklerden olan Resul sana bilgi veriyor. Yani meleklerden olan Resul'ün ortaya koyduğu verilerle Allah'ın nebilerle göndermiş olduğu vahyi bilgiler arasında hiçbir farklılık yok. Onu anlatıyor diye düşünüyorum. Yani bu da yine Mülk Suresi 3. 4. ayette gözlerinizi göğe çevirin, bir çatlaklık, bir çarpıklık bulabiliyor musunuz? İki kere daha gözünüzü çevirip gezdirin, o gözler çarpıklık ve çelişki bulamamaktan baygın olarak geriye döner. İşte Musa da bu göklere gözünü çevirdi, bir çatlaklık, bir çarpıklık bulamadı. İki kere daha gözünü çevirip gezdirdi, yani derinden derine inceledi. Aynı sonuca vardı, gözler baygın olarak geriye döndü ve Musa düştü bayıldı ifadesiyle olayı anlatıyor. Yani burada teslimiyeti Allah'tan başka bu gökleri ve yeri yaratan hiçbir güç yok. Allah yarattı ve insanoğlunun emrine buyur bu kainatta sen halifesin, sen bu kainatta dilediğin gibi hareket et deyip insanları belirli bir zaman dilim içinde sınava tabi tutuyor. Olay bu diye düşünüyorum. Hocam şimdi ben, sen Musa'dan örnek verdin ya, sorguluyor şeyleri filan. Ben bazen Hazreti Musa ile Hazreti İbrahim'i kıyaslıyorum. Musa'nın işi sanki İbrahim'e göre daha zor gibi geliyor bana. Tamam, İbrahim içinde yaşadığı toplum, putperest, o toplumun içerisinde yaşıyor. Ama Musa sarayda, yani belki de orada iyi bir konumda. Bu şartlarda Musa'nın kendini toparlaması, sorgulaması, o şaşalı yaşamı, o lüksü, o sarayı, o imkanları, mevkii, makamı elinin tersiyle gitmesi çok daha zor bir olay gibi geliyor bana. Fakat orada birisini öldürüyor Musa. Belki onu istemeyerek öldürüyor ama ve kaçmak zorunda kalıyor. Musa saraydan kaçmasaydı da yine de acaba sorgulamaya devam edip peygamber olabilir miydi Hazreti Harun? İşte hani diyor ya ayette, yetimlere ergenlik yaşına gelinceye kadar en güzel davranış biçimi dışında yaklaşmayın diyor. İşte insanlar ergenlik yaşına geldiği zaman ister anası, babası, dedesi, ebesi putçu olsun, ister geleneksel din anlayışında ehli kitap olsun, isterse Müslüman olsun. Bunlar hiç önemli değil. Önemli olan kişinin ergenlik yaşına geldiği zaman hayatta aldığı tecrübelerle doğrunun ve yanlışın ne olduğunu net bir şekilde öğrenebiliyor. İşte Kur'an örnek verirken Hazreti İbrahim'i, yani müşrik bir toplum nasıl örnek veriyor İbrahim'i? Ona göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk, öğretiyorduk ifadesiyle. Kesin bilgiye ulaşması için ifadesini kullanıyor. Hani son nebi Resul de ümmi bir toplum içinde, yani müşrik bir toplum içinde, babaları uyarılmamış bir toplum içinden geldi, evreni sorguladı. Rüyasında bu insanlardaki bu ahlaki bozukluk, zulüm, işkence, açlık, susuzluk, her türlü işkenceler onu rahatsız edip düşündürüyordu. İşte Allah da ona o iki ay kadar yaklaştı derken sarkıverdi, kuluna vahyettiğini vahyetti. İşte düşünen, tefekkür eden insanlara Allah yaklaşıp onu nebi resul seçiyor. Yoksa Firavun'un yanında Firavun gibi yaşasaydı Musa'nın kıssaları diye bir kıssa olabilir miydi? Olamadı. Yani Musa öyle bir toplum içerisinde çıkmış ve o çıktığı toplumda ona her türlü zulüm, işkence uygulamışlar. O da doğru yolu bularak Allah yolunda
ölümü riske alarak mücadeleye devam etmiş. Yani ben diyorum ki Musa da gerçekten büyük sınavlar içinde, hani diyor ya ayette, büyük imtihanla yüzleşme amacıyla ifadesi kullanıyor. Hazreti İbrahim de öyle. Yani hiçbir kendisini destekleyen, tasdik eden yok. Ama Hazreti Musa'nın yanında onu tasdik eden, seni fazlalarınla güçlendirdik ifadesiyle Harun'u veriyor. Yani bunda onun yolunun doğru olduğu kanaatini kendisine Allah veriyor. Ama İbrahim'de böyle bir şey de yok. Onu destekleyen biri de yok. Oğlu var. İşte oğlu da zaten Müslüman olduktan sonra Hazreti İbrahim'de tutup ateşe atıyorlar, yakıyorlar, öldürüyorlar. Evet. Diye düşünüyorum. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde yerde bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur. Yani hani Enam suresi 59. ayette de kaybın anahtarı onun elindedir ifadesini kullanırken yani göklerde ve yerde ne varsa onundur. O bir şeyin olmasına karar verdi mi hemen oluverdi ifadesiyle bir ağacın üzerinden düşen kuru ve yaprak ondan habersiz düşmez ifadesiyle yani arşa istiva etmesiyle arş yani kainat onun kontrolü gözetimi altında. O izliyor, her şeyi görüyor, biliyor ve ilah olan, Rab olan, Allah olan budur işte diyor Allah kendisine. Bunun dışında hep Kur'an sürekli hep ilahlardan bahsetmiyor mu? Yani bir gökleri ve yeri yaratan, seni öldürüp dirilten, sana rızık veren, her türlü dua ettiğin zaman duana icabet eden bir Allah var. Ama bunun yanında Allah'ın yarattıkları kendi ölümlerini bile engelleyemeyen, insanların büyütüp ilah haline, put haline getirdiği insanlar var. Bunlardan birini ilah ve Rab olarak tercih et. Sen ona ibadet ve kulluğunu yap ifadesiyle mesajını veriyor Kur'an. Olay bu değil mi? Evet. Şimdi Allah sürekli tabii alemlerin Rabbi olduğunu vurguluyor. Doğunun ve batının iki doğunun Rabbi diyor. Bunu sürekli bize hatırlatıyor. Benim buradan anladığım Allah diyor ki hayatın içerisinde mal mülk mevki makam edinmek için birilerinin karşısında alçalmayın. Sanmayın ki onlar size bunların hepsini sağlıyor. Oysa Allah'ın verdiği canla, Allah'ın verdiği güneşle, toprakla, Allah'ın kurduğu sistemle bütün bunlar gerçekleşiyor. Bu sistemi size veren de Allah'tır. Yani kendisinin ve kurallarının unutulmamasını bizden istiyor. Bunları sürekli hatırlatmasındaki maksadım ben bu olduğunu düşünüyorum. Sözü açığa vursan da gizlesen de birdir. Çünkü şüphesiz o gizliyi ve gizlinin gizlisini de bilir. Yani Allah'ın büyüklüğünü izah ediyor. Bakara suresi 284'te ne diyordu? İnsanların kalbinden geçenleri ve ertelediklerini bilebilir. Açığa vurduklarını, gizli tuttuklarını da bilir. Yani ertelediklerini ifadesi kullanırken, yani insan bir işi fiili hayata geçirmese bile, hani Nemil suresi 82. ayette ahiret aleminde onlara yerden bir dabbe çıkarırız. Onların
ahiret aleminde inandık, efendim biz doğru yoldaydık demelerine fırsat vermeden onların inkar ettiklerini onlara bildirir ifadesiyle anlatıyor. Yani kamera kayıt sistemi kuruyor Allah, işte senin hayatın deyip önüne yaşadığı hayatı bir film gibi izleyip gösteriyor. İşte onlar inkar etse de kesinlikle ahiret aleminde o inkar ettiklerini itiraz etmek istiyorlar. Çünkü o gerçeği gördükten sonra iman ettik, kabullendik ifadesiyle Allah'a teslim alıyorlar ama işte o inkarlarını bile, kalpten geçirdiklerini bile, insanların hiçbirisi bunu bilmese bile Allah onu bildiğini ve bunu ahiret aleminde karşılığını onlara ispat edeceğini Allah söylüyor bize. Evet. Peki hocam burada gizlinin gizlisi dediği, burada neyi kastediyor? Yani burada vurgu yapıyor. Yani beyaz, bembeyaz dediği gibi gizli olanın gizlisi ifadesi kullanırken yani Allah'a karşı, Allah'a göre evrende hiç yaratılmış olanların amellerinden gizli olanı bile hiçbir gizlisi kalmayacak ifadesiyle vurgu yaparak anlatıyor. Yani yani tabii sınırsız bir güç olunca ister istemez onun bilgisi de, ilmi de, her şeyi bilmesi de ona sınırsız oluyor. Yani şurayı bilir, burayı bilemez ifadesi yok. Yani o bilemediği hiçbir şey yok. Bunu anlamak gerekiyor. Maalesef ölümlü gerizekalı insanoğlu hem böyle bir Allah'a hem de Allah'ın böyle bir mesajına karşı kafa tutuyor, kabul etmiyor, hayatın dışına atıyor. Allah, ondan başka ilah yoktur, en güzel isimler O'nundur. Yani burada Allah, ondan başka ilah yoktur, Rab yoktur. Aslında ilah ve Rab genelde aynı anlamda kullanılmış. Yani sevk ve idare eden, gözeten, efendim sözü dinlenen tek varlık Allah'tır diyor. Hani görmedin mi o nefsini ilah edinenleri? Ne demek bu? Nefsini ilah edinen demek Allah'ın söylediğinin karşısında insan kendi söylediğini yapması, söylemesi demektir. Allah bunu kabul etmiyor işte. Allah'ın söylediğin, senin nefsin, sen sana gelen o iblis, sen bunu yapma diyorsa, eğer sen de onu yapıyorsan, yapma dediklerini yapıp, yap dediklerini yapmadığın zaman, iblisin Allah'ın dediğine teslim olmuş oluyorsun. Nefsini ilah etmiş olmuyorsun. Nefsini ilah etmiş demek, Rabbani yolun dışındaki bütün söz ve davranışları yapıp, Allah'ın söylediklerini gale almamak demek. Ne diyor ayette? Allah ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Yani en güzel isim derken güzel olan bütün söz ve davranışlar Allah'a aittir. Güzel olan söz ve davranışlar ise Allah'ın değildir. Hani ben de diyorum ki sürekli olarak doğrularım Allah'a, yanlışlarım ise bana aittir. Evet. Peki hocam, ben burada Yücel Hocam'a bir şey sormak istiyorum. Yücel Hocam, Allah diyor ki burada en güzel isimler Allah'ın, yani ne kadar güzellik varsa. Peki, eşeği Allah kendisi yarattığı halde neden serserinin en çirkini eşeğin sesidir diyor. Kendi yarattığına. Burada da diyor ki en güzel isimler Allah'ındır. O zaman Allah'ın yarattığı her şey güzel olması lazım. Eşeğin sesine niye çirkin diyor. Anlamaya çalışıyorum ama bu konuyu biz konuşmuştuk. Yücel Hocam sen yaşlanıyorsun galiba. Unutuyorum ya. Alzheimer geliyor sana yavaş yavaş. Ya biz bu konuyu konuşmuştuk ya. Sen eşek de kullanmıyorsun artık. Sattın herhalde. Traktör geleli. Evet.
Sesi çirkin diye mi sattın eşeği? Yok hocam, sesi çirkin diye değil. Eşeğin sesi güzel aslında da. Eyvallah. Bahadır'a soralım. Bahadır, Allah niye seslerin en çirkin eşeğin sesidir diyor. Burada en güzel isimler Allah'ındır diyor. Sesin geliyor mu Tevfik abi şimdi? Geliyor. Tamam. Bildiğim kadarıyla eşek sadece iki arzuda ses çıkartıyor. Bir yeme içme arzusu, bir de çiftleşme arzusu diye biliyorum. Yani sadece ihtiyacı gereği ses çıkartıyor. Ama ona o fıtratı veren de Allah'ın kendisi. O zaman eşeğin suçu ne? Eşeğin suçu tabii ki burada yok. Ama orada yani insanları... O hangi aleti Tevfik abi? O aleti okuyabilir misin? İnsanların yani eşeği ya da eşeğin sesi en kötü seslerdendir diyen aleti. Şimdi hangi aleti? Bulayım sana. Seslerin... Çünkü orada yanlış hatırlamıyorum. Cuma Suresi 5. ayet. Cuma Suresi 62 olsa gerek. Lokman Suresi'nde de var herhalde. Lokman Suresi 19. He, o zaman bir abi. Ben açayım orayı da. Yani bilmiyorsam Cuma Suresi'nde de böyle bir şey mi vardı? Cuma Suresi'nde kitaplar yükle eşekler gibi diyor. Evet. O söz yeterli anlatıyor onu aslında. Yani orada şunu... Lokman Suresi 19. Yeryüzünde orta bir yol tut. Sesinde yüksek perdeleri eksil. Çünkü seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin sesidir. Yani orada... Cuma suresiyle de burayı birleştirirsek onlar kitaplar yükle eşekler gibidir diyor. O zaman burada ne kastedildiği aşağı yukarı ortaya çıkabilir. Şimdi özür dileyerek diyorum. Allah'ın göklerde ve yerde yaratmış olduğu insanın dışındaki bütün varlıklar birer melektir. Melekler iblisin dışında. Bütün melekler Allah'a secde ettiler ifadesi kullanıyor. Burada eşek bir melekse o meleğin sesine Allah kötü der mi? Ancak insanlar kendi iradesini Rabbani yolun dışında kullandığından dolayı işte hani bir ayette de diyordu ya o inkar edenler hayvanlar gibidir. Hayvanlardan da daha aşağıdır ifadesi kullanıyor. İşte hayvanlardan daha aşağıdır ifadesiyle Rabbani yoldan sapan insanların yapmış olduğu söz ve davranışlar, sesler en çirkin olanıdır ifadesi kullanıyor. Bir ayette de şöyle diyor yine. En kötü varlık insanların inkar edenleri ifadesiyle anlatıyor. Yani burada çirkin olan ses, bildiğimiz hayvan anlamında olan eşek değil. Yine Bakara suresi 256. ayetin sonunda azığına bir bak, orada amelleri boynuna dolanmış kitaptan bahsediyor. Ahiret alemine götürülen rızıktan. Eşeğine bir bak, o bedeninde mi? Yani beden anlamında olan eşeğine bir bak. Ona nasıl etki yediriyoruz ifadesi kullanıyor. İşte buradaki eşek inkar eden, zalim olan, Allah'a isyan ve tuyanı bastıran insanlara eşek diyor Kur'an. O insanların yapmış olduğu her davranış kötüdür, çirkindir ifadesiyle anlatıyor diye düşünüyorum. Evet. Cuma suresi 5'teydi herhalde o. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu içlerindeki derin anlamları, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi yüklenmemiş olanların durumu koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah zalim bir kavmi hidayete erdirmez. Şimdi Allah burada eşek üzerinden bir benzetme yapıyor. Eşek kitapları taşır. Ama onun içeriğini, onun sorumluluğunu bilmez. Bu normal bir şey. Eşek bir melek çünkü. Ama aynı şey insanda olmaması gerekir. O zaman insan da eşeğin aynı davranışını sergiliyorsa, kendilerine kitap verildiği halde, hakikat geldiği halde,
aynen o eşek gibi sorumluluğunu yerine getirmeyip onun gibi yapıyorsa, dolayısıyla o kişinin, o kafirin eylemi, yaşamı, çıkardığı ses derken, yaşam biçimi, hayattaki tercihleri, konuşması, ağlaması, gülmesi, her neyse, seslerin en çirkinidir diyor. Çirkin olan budur. Yani kafirlerin hayatı, sorumluluğu yerine getirmeyenlerin eylemleri, söylemleri, yaşamı, seslerin en çirkinidir derken bunu kastettiğini düşünüyorum. Yani orada ne diyordu? Aklını kullanmayan insanlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da daha aşağıdır. Hayvanlar gibidir ifadesi kullanırken hayvanlarda akıl yok demektir. Akıl yok, irade yok, seçenek yok. Buraya indiriyor. Artı bir de ona emanet ve sorumluluk yüklendiğinden dolayı o doğruyu, hakkı, hakikati yapması gerekirken bunları yapmıyor. Ve bunları yapmadığından dolayı bunun tamamen zıt olan kötülükleri yapıyor. İşte hayvanlardan da daha aşağıdır derken hayvanlar yapmış oldukları davranışların hesabını Allah'a vermeyecek. Çünkü Allah onu onlara kodlamış ama insanlara yanlışı yapmayacaksın, doğruyu yapacaksın diye emanet ve sorumluluk yüklemiş. İşte yanlışı yapıp doğruyu yapmayanlara hayvanlardan da daha aşağıdır ifadesiyle olayı anlatıyor diye düşünüyorum. Hocam zaten Bakara 259'daki eşeğine de bir bak, biz ona nasıl et giydirmişiz diyor ya, yani işte o kafirin bedeninde oradan bahsediyor. O zaman demek ki burada eşek nitelemesiyle kafirin bedeninin sesi de o bedenden çıkan eylemleri, tavırları, davranışları bunu söylüyor. Söz aslında Kur'an'da söz, ses kelimeleri insanların söylem ve davranışlarının hepsini içine alıyor. Yani hani yerden bir dabbe çıkarırız ifadesi kullanıyor. Yani ahiret alemine geldiklerinde söz artık kendilerine gelmiştir ifadesiyle anlatıyor. Veya Taha suresinin 109. ayette sözünden hoşnut oldu. Ne demek sözünden hoşnut olmak? Söylem ve eylemlerinden anlamında, iman ve salih amel işlemelerinden hoşnut olduğu anlamında anlamak gerekiyor. İşte söz kelimesi, ses kelimesi insanların söz ve davranışlarının bütününü kastediyor diye düşünüyorum. Evet. Sorun var mı başka Bahadır? Sormak istediğin veya bu konuda eklemek istediğin? Bahadır bir ses. Yok. Yok. Eyvallah. Tamam. Peki. 9. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Hani bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Durun, bir ateş gördüm. Umulur ki size ondan bir kor getiririm veya ateşin yanında bir yol gösterici bulurum. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Kur'an'da kıssası anlatılacak olanlardan örnekler veriyor. Allah. Hani Ashab-ı Kehf hakkında bunu söyler. Efendim Zülkarneyn hakkında bunu söyler. Kur'an'da değişik örnek verdiği olaylardan anlatarak bunlardan söyler. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Yani Musa hakkında senden yaklaşık 1500-2000 sene önce yaşamış bir peygamber ve onun başına gelen olaylardan. Bunu nereden bilsin peygamber? O olayı anlatıyor şimdi. Hani bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Buradaki ateş görmüştü de ifadesi kullanırken hani Musa peygamberin peygamber olmadan önceki o normal bir insanla peygamber arasındaki aşamayı anlatıyor. Yani
hani Allah'ın Resulüne de bu son Nebi Resul'e de bu ifade kullanıyordu. O uzak bir ufuktaydı. Yani Allah'la onun arasında bir mesafe vardı. Çünkü o müşrik bir toplum içindeydi. Ama Allah da uzak bir ufuktaydı ifadesi kullanırken her insana şah damandan daha yakındır Allah. Ama inkar edenlere uzaktır ifadesiyle Kur'an bunları anlatıyor. Yani uzak bir ufuktaydı. Derken o Nebi, Resul, Muhammed yaklaştı. 2 ay kadar daha da yaklaştı. Kuluna vahyettiğini vahyetti. Dur bir ateş gördüm ifadesiyle buradaki aslında yine insanların yaşadığı hayatta teknolojik bilgilerin ilerlemesinde o konuda çalışıp çaba gösterip uzmanlaşan insanlar aslında o ilhamı gelecek şekilde geliyor, hazırlıyor. O ilham da ona ya rüyasında ya benzeştirdiği bir şeylerden ilham gelerek o gerçekleştirmiş olduğu icadını gerçekleştiriyor. İşte burada da Hazreti Musa hani Şuayb'in kızlarının koyunlarını suladı, gölge bir yere oturdu. Allah'ım senin gönderdiğin her hayra muhtacım dedi. İşte Allah da onu Şuayb peygamberle tanıştırdı, ilerledi derken daha da ilerledi. Allah'la o kadar yaklaştı ki Allah kuluna vahyettiğini, yani Muhammed'e vahyettiğini Musa'ya da vahyediyor. Durun bir ateş gördüm ifadesi kullanırken ateş kelimesini Kur'an yine iki anlamda kullanmış. Birisi ahiret alemindeki cehennem azabındaki ateşten bahsediyor. Birisi dünya hayatındaki vahiy anlamındaki ateşten bahsediyor. İşte durun bir ateş gördüm. Umulur ki size ondan bir kor getiririm. Ateşin yanında bir yol gösterici bulurum ifadesi kullanıyor. Yani ilahi mesaja doğru yaklaşan Musa Allah'ın ona vahyetme anlamını fark ettiğini anlatıyor diye düşünüyorum. Yani oradan gitti de bilmem hani Tur-i Sina'ya vardı da Tur-i Sina'dan ona sağ yanından bir ağaçtan seslendik ifadesi kullanıyor ya, sağ yanındaki bir ağaçtan dediği zaman mutlaka ilahi mesajın ona gelmesi anlamında kullanmış. Yani insanda iki ağaç var diyor Allah. Birisi takva ağacı, bu insanları yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözüne davet etmek için vardır. Birisi de iblis ağacı, buna yasak ağaç der buna Kur'an. Bu ağaçta insanlara yaratılışta verdiği sözden caydırmak için vardır. Bu iki ağaç birbirine muhalefet eden ağaç. Birisi inkar, isyan, küfür besler ve ortaya çıkartır insana. Birisi de hak, adalet ve Rabbani yolda yürümeyi, ilke edinmeyi insanlara teklif sunar. Olay bu diye düşünüyorum. Musa'ya şu şekilde vahiy geldi. Allah Resulü ne yapsın bunu? Zaten kendisi vahiy alıyor yani. Onun ne işine yarayacak bu? İşte hani inkar edenler dediler ya, sana bir kitap verilmeli değil miydi? İfadesi kullanıyorlar. Evet. Yani elde kitap yok, belge yok. Peygamber de bundan sonra bilgi sahibi değil. Hani Yunus Suresi 94. ayette sen sana gelen vahiye karşı yani şüphedeysen o zaman senden önceki kitap ehline, zikir ehline bunları sor ifadesi kullanıyor. Vahiy nasıl gelir insana? Şimdi bu konuda uzmanlaşmış olanlara sor, sana gerçekten Allah'tan vahiy geldiğini fark edeceksin, anlayacaksın ifadesi kullanıyor.
Buradaki anlattığı da Musa'ya o ilahi mesaj nasıl geldi? Sana da bunlar geliyor. Bu mesajı anlatıyor. Örnekler vererek Allah. Yani ikna ediyor. Mutmain olması için. Onun anlaması için hikmet veriyor. İlim veriyor. Evet. O anlamda kullanıyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Yarın Allah Resulüne gelen vahiy süreci az önce bahsettin ya, derken yaklaştı, bir yere kadar daha yaklaştı, sarkı verdi filan diye. Ve Musa Aleyhisselam'a vahiy geliş anını kıyaslamalı. Yarın daha detaylı bir şekilde bunu biz işleyelim. Şimdi devam edersek, saatimiz geldi. Zaten bir saat oldu aşağı yukarı. Yani 50 dakika filan şeye başlayalım. Yeter aslında bu. Yani bizim beynimiz yoruluyor. Yücel Hocam da zaten yarısını unutuyor. Onun için daha taze bir beyinle yarın şey yapalım inşallah. Oradan devam edelim. Başka eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Peki. Yarın o zaman inşallah 11. ve 10. ayetten yine başlarız, devam ederiz Taha suresine. Oldu. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Aleykümselam. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz.